Her yıl sonbaharda Arktik göçebeleri nenetsler ren geyikleriyle birlikte güneye yöneliyorlar. Yamal Yarımadası'nın güneyinde bulunan birkaç kilometre genişliğindeki donmuş Obi Nehri üzerinde yavaşça ilerliyorlar. İklim değişikliği nedeniyle buz her yıl giderek inceliyor. Nenetsler sadece geceleri bu tehlikeli geçitten geçmeye cesaret edebiliyor. Geceleri en soğuk ve buzun kırılması riskinin en az olduğu an. Grup şafak vaktinde güvenli kıyıya ulaşıyor. Etnolog Alexander Volkovitski de yanlarında. Yıllardır nenetslerin yaşamlarını ve adetlerini araştırıyor. For those nomadic families living in tundra, the main problem is the condition of their herds, because they depend from their reindeer, and their future means a good condition of their herd. Ancak bu gelecek giderek daha belirsiz hale geliyor. Kuzey Kutbu gezegenin geri kalanından iki kat daha hızlı ısınıyor. Nenetslerin geleneksel göç rotalarını takip etmesi gittikçe zorlaşıyor. Bu yılda soğuk normalden daha geç geldi. Nenetsler nehirlerin donması için çok uzun süre beklemek zorunda kaldı. Lots of families have no way out. There is no possibility for them to move. It's a threatening situation for all the northern reindeer herding way of life, so to say. Göç edemeyen ren geyikleri birkaç gün içinde açlıktan ölebilir. Zavallı hayvanların beslenebileceği alanlar hızla tükeniyor. Bu nedenle nenetsler ve sürüleri sürekli hareket halinde olmak zorunda. Egor Kiril'in Rusya'ya bağlı özerk ülke Yakutistan'ın başkentinden 2000 kilometre doğudaki Permafrost Bölgesi Biyolojik Sorunlar Enstitüsü'ne gidiyor. Egor bir vahşi yaşam biyoloğu ve araştırma alanı bölgenin vahşi ren geyikleri. Sayıları yıllardır azalıyor. Enstitü Başkanı Inokenti Mikhailovic Oklopkov bu konuda endişeli. Ранее было вот рядом с нами в Якутии регионе, это Красноярском крае, Таймырск, миллионная популяция дикого северного оленя. Последние учеты показали, что осталось 300-400 тысяч ее. Популяции дикого северного оленя, особенно тундровых арктических, примерно, ну, даже можно сказать, что цифры привести 50% просто сокращение по России идет. И в связи с этим это вызвало вас особую тревогу и подвигло нас на особый мониторинг данных популяций идет. Что же происходит с диким северным оленем? Bilim insanları nüfustaki bu dramatik düşüşten iklim değişikliğine ek olarak özellikle insanların sorumlu olduğunu varsayıyor. Göçebe halkların yetiştirdiği ren geyiklerinin mera alanlarına ilişkin rekabet büyüyen bir sorun. Egor, Olenyok Nehri üzerinde ilerliyor. Burası vahşi ren geyiklerinin ana yürüyüş güzergahı üzerinde. Göç hareketlerini daha iyi anlamak için olabildiğince hayvana uydu vericisi yerleştirmek istiyor. Bu yolla gelecekte evcil ve vahşi ren geyiği arasındaki çatışmalardan kaçınılabilir. Эти ошейники были разработаны специально для использования в экстремальных условиях Якутии. Они полностью изолированы, то есть вода туда не попадает. Также они работают при минус 40-50 градусах. Vericiyi takabilmeleri için önce ren geyiğinin suya girmesini beklemeleri gerekiyor. Ve bir ren geyiği suda. Şimdi her şey hızlı olmalı. Güçlerini birleştirip ren geyiğini tekneye sabitliyorlar. Güçlü kuvvetli adamlar ama bu yine de o kadar kolay bir iş değil. Birkaç adımdan sonra verici yerinde. P
pil biter bitmez boynundan düşecek şekilde ayarlanmış. Veri tabanı için bir fotoğraf ve işlem tamam. Hayvanın yaşadığı stres nispeten az. Bu yolla 40'tan fazla verici yerleştirildi. Veriler üzerindeki değerlendirme zaten rengeyinin göç davranışının değiştiğini gösteriyor. Her yıl giderek daha erken zamanda kuzeyde daha soğuk yaz merası arayışına başlıyorlar. Kışınsa yeterli yiyecek bulabilmek için ormanların derinliklerine doğru ilerliyorlar. Yiyecek konusunda evcil rengeyikleriyle rekabet halindeler. İspakon vekov dikey severny олень считался врагом домашнего оленеводства. Ну и считается до сих пор. Где много дикого северного оленя, мало домашних оленей. Потому что невозможно там заниматься домашним оленеводством, так как дикари их уводят, идет конкуренция за пастбищ и так далее. Rusya'nın kuzeyinde kaynaklar giderek azalıyor. Uydu kanallarından elde edilen veriler muhtemelen vahşi ve evcil hayvan popülasyonlarının gelecekte birbirlerinin karşısına çıkmamasını sağlayabilir. Bu her ikisine de yardımcı olacaktır. Buna dikkat edilmezse rengeyiklerinin hayatta kalması zorlaşabilir. Kuzey bölgeleri sürekli ısındığı için geçim kaynakları değişiyor. Bu nenetsler için daha da ilerlemek demek. Ormandaki kış yerleşimlerine kadar daha önlerinde uzun bir yol var. İklim değişiklikleri nedeniyle gittikçe öngörülmesi zorlaşan bir yol bu. Ancak yeni koşullara uyum sağlamayı başarırlarsa yaşam tarzlarını koruyabilirler.